Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane şarkılar keşfedeceğimiz ilk kez K-pop dinledim serisinin tam olarak 29. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm ne zaman bitecek ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani muhtemelen bitmeyecek, 2030'larda serinin 15.000. bölümünü falan çekiyor olacağız. Ben bugüne gerçekten çok enerjik başladım. Efsane şarkılar dinleyip coşmak istiyorum. O yüzden hızlıca videoya geçelim ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet, bugün dinleyeceğimiz ilk şarkı benim gerçekten çok sevdiğim bir grubun çok sevdiğim bir üyesinden geliyor. BTS'ten Suga'nın Shadow şarkısı. Yanlış hatırlamıyorsam Suga'yı solo olarak sadece Decita'da dinlemiştik. Yani var ya beni ayı gibi oynatmıştı. Bakalım bu şarkıda başımıza neler gelecek. Decita'yı dinlediğimde ben bir hafta etkisinden çıkamamıştım. Böyle etrafta Decita, Decita diye geziyordum. Bakalım burada başımıza neler geliyor. İlginç geçişlerin olduğu bir klip ve sesine kadar şey geliyor şu an, bas. Kral olmak istiyorum falan, böyle efsane olmak istiyorum falan diyor herhalde. Olmuşsun zaten baboş, daha ne olacaksın? Ha, geliyor. Bu adam yapıyor ya rapi valla, yapıyor yani. Ama ne kadar soft yapmış rapi. Böyle şarkı akıyor ya, kadife gibi yani. O maskeli dayıları anlamadım, olay ne? Oha, efektin güzelliğine bak. Herkes ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyorlar. Ya bir zahmet, Suga'ya da ulaşmayın yani. Aha, ulaştılar. Tamam, yani efsane olmakla alakalı bir şarkı yapmış herhalde. Yani çünkü girişte öyle diyordu. Güzel akıyor ya. Kayıp gidiyor yani şarkı böyle. Kulağından akıp gidiyor. Ben de istiyorum. O istediklerin hepsini ben de istiyorum abi, merak etme. Kendini mi izliyormuş? Ses ne kadar ilginç. Biraz daha böyle bir dark rap'ten çıktı. Daha güzel oldu. Klip çok güzel ama. Abi bizi delirttin ya. Çekmeyin kardeşim. Bugünün ikinci şarkısı ilk defa dinleyeceğimiz bir gruptan geliyor. İkon grubunun Blink Blink şarkısı. Bugüne kadar yorumlarda çok fazla görmüştüm bu grubu. Hatta böyle dinledim mi dinlemedim mi diye çok tereddüt ettim. Dinlememişim. Bakalım nasıl bir grupmuş. Böyle yeni bir grup dinleyeceğim zaman biraz korkuyorum. Çünkü hani videoyu engelleyebiliyorlar. İnşallah engellemezsiniz baboş. Çünkü efsane bir giriş oldu şu an. O deli bir şey geliyor, tamam tamam. Deli bir şey geliyor. Girişi böyleyse bunun. Yılan gibi. Dur bakalım, ileride ne olacak? Şu ana kadar çok iyi. Altın kaplı araba dışında her şey çok iyi. Tamam, para var. Anladık, para var.
Kaç kişisiniz dayılar? Kimsiniz, nesiniz? Arkadaki sesi o kadar beğendim ki böyle. Pam 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 pam. Bu grup da mı şey böyle, hak ettiği değeri alamayan gruplardan? Üzülüyorum çünkü. Çok üzülüyorum. Bu şarkı deli ya. Bunu var ya gece kulübünde ver. Millet yemin ediyorum tavanda dans etmezse ben bir şey bilmiyorum ya. Tavana çıkarlar ya dans etmek için. Saçları çok güzel, yarısı sarı gibi yarısı siyah. Tamam anladık, çok paranız var abi Allah. Her dakika bir bozukluklar falan. Gönder gelsin şarkıyı ya. Ne pişiyor? Yemek mi? Nasıl dinlemedik ya biz bu grubu? Mal mıyım ben? Malım demek ki. Oh, vallahi ben çok beğendim bu şarkıyı, ne yalan söyleyeyim. Ha niye yalan söyleyeyim? Ortam çok iyi, ritim çok iyi. Bling bling, arkadan biri böyle ince bir sesle. Bling bling diye. Of, şu sarı saçlı dayı çok iyi en sağdaki. En sağdan bir soldaki. Vallahi ben bu grubu beğendim. Dinlerim yani. Son şarkıya geçelim. Bugünün son şarkısı da ilk defa dinleyeceğimiz bir gruptan geliyor. Vanas grubunun To Be or Not To Be şarkısı. Daha demin gerçekten efsane bir grupla tanıştık. Bakalım 2'de 2 yapabilecek miyiz? Hızlıca dinlemeye geçelim. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Bakalım olmak mı olmamak mı? Yine çok sempatik, yakışıklı dayıların olduğu bir gruptayız. Şu sağ en arkadaki dayının saçlar çok hoşuma gitti. Şöyle gelmiş ya. Da senin gözlerinde şeytanlık var. Yani şarkının ismi felsefik böyle. Olmak ya da olmamak. Çok vurdulu kırdılı bir şey beklemiyordum zaten. Abi ne yapıyorsun bomboş odada? Beton çeker. Bak o el falan böyle ilginç felsefik durumlar var. Abi sizde mi siyah ya? Yeter ya, her gelen siyah takım elbise giyiyor, jilet gibi. Bir taht gördüm sanki daha demin. İlginç, vallahi çok ilginç bir klip ha. Bu ne? Aha tacı giyiyor, o da onu kaldırıyor. Neyin tacıydı o? Yani tamam, şey de, böyle hareketli de, klip çok ilginç şu an. Gözler bağlı, taç var, bilmem ne var. Böyle bir şeyler. Çözemedim yani. Adamın eli siyahlaştı falan. Hadi ya. Aa, şimdi işte hoşuma gitti. Dayı acaba kötülüğün kralı falan mı oldu? Çünkü
bir anda sert bir rap başladı ya. Aa. Korkuyorum senden. Ne oluyor abi? O ölüyor, o tacik yiyor. O onu havaya kaldırıyor falan. İlginç bir klip ya. Lütfen bunu açıklayın bana. Çok felsefik olmuş yani böyle. Ama o şey demirden, tahtadan taç takıyor falan. O ölüyor herhalde. Bak şeytan ol. Biliydim senin şeytan olduğunu. Arkadan da böyle tatlı bir gitar geliyor. O hoşuma gitti. Abi ilginç bir şarkı ya. Şeytan mısınız? Öldünüz mü? Ölmediniz mi? Ne oluyor? O ne? Herkes gözü dikti ona. Kolyeye. Aha silahlı adamlar falan. Vallahi hiç bir gram bir şey anlamadım ya. Neyse rap kısmı gelsin hadi. Aha. Aha. Abi ne oluyor? Vallahi hiç anlamıyorum ya. Niye taradınız lan adamları? Aa ölmeyecek bu. Bu şeytan bu. Değil mi? Şeytansınız siz. Ölmezsiniz. Kolyeyi alıp ölümsüzlüğe mi atladı? Daha demin bir dayı gördüm. Bir yerden tanıdık geldi ama. Tam anlayamadım ya. Yani tanıdık mı değil mi? Bilemedim. Hiç de bir şey anlamadım ama efsane şarkıydı ya. Aha. Hayda. Neler oluyor ya? Abi klip bir bitemedi. Şeytanlara karıştık ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Her zamanki gibi bugün de birbirinden efsane şarkılar keşfettik. Bence bugünkü video ayrı bir güzel oldu. Çünkü böyle bir rap ağırlıklı oldu yani. Çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu, tamam mı? Eğer sizin de benim dinlememi istediğiniz şarkılar varsa yorumlara kesinlikle yazın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Şarkılar tam benim tarzımdaydı. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.